Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde not aktivitemizi artık bitireceğiz. Öncelikli olarak bir önceki derste yaptığımıza bakalım. Burada var olan bir notu tıkladığımda gördüğünüz gibi bununla ilgili bütün veriler ilgili yerlere yerleşiyordu. Checkbox'a dikkat edin. Birinci notta tikli değilken ikincisinde seçili olarak geliyordu. Ve de burada notu sil butonumuz görünür. Peki şuradaki butonu tıkladığımda kullanıcının yeni bir not yazması için bütün elemanlar gördüğünüz gibi ilk değerlerinde. İşte bu butona tıkladığımızda bunu kaydedeceğiz. Var olan bir notumuz varsa da yine bu butona tıklanıldığında yeni değerlerle güncellenmesini sağlayacağız. Ve de şuradaki notu sil butonuna notu silmesi için gerekli olan metotları yazacağız. Şimdi burada else kısmına girdiğinde bu ne demektir? Kullanıcı yeni bir not giriyor demektir. Buraya şöyle bir şey yazalım. et not edit text not nokta set hint diyelim ve de yeni notunuzu giriniz desin. Yani diğerinden farklı olarak. Daha sonra geldik buraya. Şimdi burada ekleme veya güncelleme işlemleri nerede olacak diye soracak olursanız Activity notun içine baktığınızda burada bir Floating Action butonumuz var. Biz buna ne demişiz? Fab kaydet. Aslında fab kaydet ve güncelle olması lazım. Tamam. Bunu burada oluşturup ekleme ve güncelleme işlemlerini bunun içinde yapmamız gerekiyor. Bunun için buradaki if'ler, else'ler çalıştıktan sonra şuraya geldim. Floating action button diyorum. FAB diyelim bunun adına. Find by id ile öncelikle bunu bir bulmamız lazım. Floating action button kaydet. Typecasting işlemimi yaptım. Daha sonra ne yapacağız? Buna bir tıklama eventi vereceğiz. FAB nokta set on click listener. Yani normal bir butondan hiçbir farkı yok. New on click listener deyip bunu burada tanımlıyorum. İşte buradaki click metodu benim buna tıkladığımda olacak olan olayları ele alan metot. Şimdi burada ekleme veya güncelleme işlemi yapacağız. Bunları direkt olarak get content resolver diyerek de yapabiliriz ya da bir handler. Burada oluşturduğumuz bu handler'ı kullanarak da yapabiliriz. Datanın altındaydı. Handler'ı kullanalım. Buraya gelelim. Buradan bir nesne üretelim. Neydi sınıfımızın adı? Not defterim query handler'dı. Handler dedim. Eşittir new Not defterim query handler. Bu benden bir get content resolver bekliyordu. Bu sınıftaki yani activity'deki get content resolver'ı buna parametre olarak gönderdiğimde handler'ımın oluşturulma aşaması bitmiş oluyor. Şimdi burada kontrol etmemiz gereken yine bir olay var. Bu yeni bir not mu yoksa var olan bir notun güncelleme işlemini mi yapıyoruz diye. Ben bunu en yukarıda hatırlarsanız yeni mi diye bir string ifadeyle kontrolünü yapıyordum. Şurada yeni mi null değilse burada bir güncelleme işlemi nullsa yeni bir işlem olduğunu burada bu şekilde anlıyorduk. Yine aynı şekilde buraya gelip yeni mi eşit eşit nullsa değilse de burayı yap. Burada yeni bir not demek burası. Yeni bir not ekleniyor. Burası ise var olan bir not güncelleniyor. Update ediliyor yani. Güncelleniyor. Şimdi yeni bir not da eklesek, güncelleme de yapsak, bildiğimiz gibi daha önceki örneklerden burada benim bir content value'e ihtiyacım var. Bu benim notumla ilgili bütün değerlerimi tutan yapım olacak. Daha sonra geliyoruz. Values dedik. Values nokta put diyerek değerleri atacağız ama şimdi bu açıkçası bayağı vaktimiz alacak. Ben bunları şuradan kopyala yapıştır yapayım. Yeni kayıt olmayacak bu. Şuraya hatta yeni kayıt yapalım. Copy paste'e sadık kalalım bari. Bunlar gitti. Şunları da silmem gerekiyor. Bunlar vakit almaması adına daha önceden hazırladığım şeyler. Zaten defalarca bunun örneğini yaptık. Burası ne olacak? Edit text. Nottan alacağım bu değeri. Kategori spinner'dan
Item ID'sini alacağım. Tarih için ne demiştik? Edit text, başlama tarihi. Bitiş için edit text, bitiş tarihi. Yapılıp yapılmadığı da neydi? Bu neydi? Checkbox'tı. Checkbox yapıldı idi. Bütün değerleri bu şekilde almış oluyorum. Else kısmında ise sadece kontrolünü yapacağım ID'ye göre ve ona göre düzenlemeyi yapacağım. Şimdi bu if ve else kısmında, yani yeni kaydı burada aldık ya. Aslında ne yapalım biliyor musunuz? Bunları alalım. Buraya değil de dışarıya yazalım. Sonuçta bu yeni bir not da eklesek, güncelleme de yapsak kullanacağım alanlar. Yeni mi kısmına geldim. Handler'ımı kullanarak handler.start insert diyorum. Yeni bir not kaydı yapacağım için. Benden ilk önce token istiyor. Önemi yok demiştik. Bir verdik. Cookie istiyor. Null geçtik. URI istiyor. Nereden? Notlar entry nokta. Content URI'dan buna ulaştım. Daha sonra da işte eklenecek elemanları içeren content values istiyor. Bunu da yeni kayıt olarak geçtim. Altına da bir toast mesaj yazalım. This not eklendi desin. Uzatmaya gerek yok. Toast.short.show. Aynı şekilde else kısmına bakalım. Burada da ne yapmamız lazım? Handler.startUpdate dememiz lazım. Token için biri geçtim. Cookie'yi kullanmıyoruz. URI olarak notlar entry. Values olarak güncellenecek alanlar. Yani bu kullanıcı buradaki herhangi bir şeyi değiştirmiş olabilir. Hepsini de değiştirebilir. Bir tanesini de değiştirebilir. Bu yüzden bunu ne yapacağız? Hepsini yollamamız lazım. Yeni kayıt. Daha sonra güncelleme yapmak için, yani neye göre? Mesela ben burada şunu demem lazım. ID'si 5 olan notu güncelle. Yani yine ID üzerinden gitmemiz gerekiyor. String diyorum, ver diyorum. Eşittir. Notlar entry nokta ID'si artı diyorum. Eşittir soru işareti. Peki bu soru işareti neydi? Benim selection argımdı ve bir string dizisiydi bu. Buna args diyelim. Argı da nereden alacağız arkadaşlar? Notun ID'sinden alacağız. O da notlar entry nokta. Şurada yukarıda biz notun ID'sini nereye atamışız? Bir bakalım. Herhangi bir yere atamış mıyız? Şurada. Gördüğünüz gibi not ID demişiz. Aslında direkt olarak onu vermem lazım. Ve bunun tanımını ben dışarıda yaptığım için burada da erişebilirim. Notlar entry değil. Not ID. Buna göre de güncelleme işlemi yapılacağını söyledik. Bu neden hata veriyor? Not eklendi. Short.show. Şu get context mi olacak? Evet. Inner sınıfta olduğumuz için direkt olarak konteksti görmedi. Yeni kayıt dedikten sonra where kısmını yazıyoruz selection olarak. Daha sonra da selection args kısmına da şurada oluşturduğum string diziyi atıyorum. Sonra bir toast mesaj. Not güncellendi. Evet. Şunu string olarak yapmışız. Dizi olduğunu söylemek için süslü parantezlerin içine almam lazımdı. Sanırım şu an ekleme ve güncelleme işlemlerini halletmiş olduk. Bir kontrolünü yapalım hemen. Uygulamam açıldı. Mesela yeni not 1 diyor. Ups, ne oldu böyle? Şuradan hemen hatamıza bir bakalım. Değişik, şu disconnect olmuş. Bu da bu olacak. Evet. Hatamız burada. Content Resolver ile ilgili bir hatamız var. Gördüğünüz gibi Get Content Resolver diyor. Burada bir null obje dönmüş diyor. Baktığımız zaman Handler'da bir sıkıntı var. Tabii bunun iklenmesi işlemini daha on create olmadan yaparsak Activity'den Content Resolver'la ulaşamayacağı için null dönecektir. Şuraya gelip bunun iklenme işlemini onCreate'in içinde yaptığımızda sorunun çözülmüş olması lazım. Tekrardan kontrolümüzü yapalım.
Uygulama açıldı. Yeni bir notu tıkladım. Gördüğünüz gibi bir hata almadık. Şimdi ben buradaki yeni not 1'i şöyle www koyayım, bakayım güncelleniyor mu? Kaydete bastım. Not güncellendi dedi. Acaba güncellendi mi? Evet, güncellenmiş. Peki yeni bir not yazsam? Emrediyorum buna. Tarih hiç önemli değil. Şöyle bir yazalım. Bu da değişti. Yapıldı dedi. Kaydet dedim. Emre notu eklendim acaba? Burada herhalde 1000 tane falan not oluşturduk bunun sonuna. Bunu bir düzenleyelim. Main activity'de gördüğünüz gibi test notlarını 1000 yapmışız. Buna gerek yok. 100 tane olması yeterli. 100 de çok. 50 yapalım bunu. Tekrardan bir deneyelim. Daha sonra zaten bunları sileceğiz. Hani uygulamayı artık bitirdiğimizde. Şöyle var olanları bir silelim. Önce notları sildik. Kategorileri sildik. Kategori oluştur dedim. Notları oluştur dedim. Şimdi buraya önce bir yeni bir not ekleyeyim. Zaten güncellendiğini görmüştük Emre diye. Burada ikisini de aynı metoda atadığımız için değerler aynı geliyor. Yani bu çok önemli değil. Sonuçta ekleme yapıldığını görmemiz bizim için yeterli. Şimdi en altı indiğimde bir daha bir ekleyelim bakalım. Not eklendi dedi. Gördüğünüz gibi altta ama büyük ihtimal buradaki list view'u biz düzgün bir şekilde yerleştirmediğimiz için main activity'de hemen onu düzeltelim. Content main'e geliyoruz. Gördüğünüz gibi bunun alt tabanı gözükmüyor burada. Şunu şöyle kulaklarından tuttum. Şöyle çektim. Şunu da alt kısma yapıştırdım. Şunu da şöyle ortalayalım. Şunları 32 değil 8 yapalım. Genişlik olarak şunu şöyle büyütebiliriz. Evet. Şimdi tekrardan bir deneyelim. Son eklediğimiz iki kaydın ekranda olduğunu görmemiz lazım bir kere de. En aşağıya iniyorum. Ve gördüğünüz gibi ekleme işlemi de başarılı bir şekilde yapılmış. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde ne yapacağız? Bir de notu sil butonumuz var. Activity notta notu sil için 10 klik yazmışız. Şöyle Alt Enter deyip bunu oluşturalım burada. Silme işleminde de yine aynı şekilde güncellemedeki gibi öncelikle ne yapmamız lazım? ID değerini ve şunları almam lazım. Notun ID'sini alacağım. Geldik buraya. Pardon. Yanlışlıkla kopyalaya bastım. Neredeydi o? Şunları alıyoruz. Kopyaladık. Buraya yapıştırdım. Silmek için de yine handler'ı kullanabiliriz. Handler.start delete diyorum. Token 0 şey 1 cookie null URI notlar entry nokta content URI selection olarak where yazmışız buraya. Selection args'ta args dediğimiz dizi olacak. Sonra bir de bir toast mesajı verelim. Not silindi desin. Not silindi. Evet, bunu da deneyelim. Notumu seçtim. Not 3'ü sil diyorum. Silindi diyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi not 3 gitmiş. 16 sil dedim. Silindi dedi. Bakalım. 16 da gitmiş. Peki not 7'nin kategorisi 12. Hani notlara göre mi geliyor kategoriler? Evet arkadaşlar. Şu an isimler bizi yanıltabilir ama her notun farklı bir kategorisi olduğunu aslında böyle değiştiğinde anlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Böylece şu an için not activity de bitmiş sayabilir miyiz? Her şeyini yapmış olduk. Evet, kaydet dediğimizde böyle güncelleniyor falan. Bir sıkıntı gözükmüyor. Son olarak da ne yapalım? Main activity'yi bir düzenleyelim. Burada da gördüğünüz gibi bir kategorileri içeren
Bir spinner'ımız var. Onun dışında burada yapmamız gereken... Şimdi buradaki bu tek satır layout'u değiştirebilirsiniz. Burada notun adı gibi kategorisini, bitiş tarihini tek bir satırda görebilirsiniz. Yani onu yapmak aslında sadece ve sadece şuradaki notlar tek satırı düzenlemekten geçiyor. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden onu yapmayacağım. Ama basit olarak bunu değiştirip daha sonra adaptörde de bunları verilerle doldurursanız, mesela biz burada sadece tek view'u doldurmuşuz. Siz oraya yine aynı şekilde notun tarihini, bitiş tarihini, kategori bilgilerini alıp koyabilirsiniz. Ama onları daha da fazla uzatmak istemiyorum dediğim gibi. Database konusunu bayağı bir anlattık zaten. Main Activity'de birkaç değişiklik yapacağız. Onları da bir sonraki derste yapalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.